Evet sevgili izleyenler, yeni bir Kıbrıs dosyasından herkese merhabalar. Stüdyomuzda her gün olduğu gibi bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili adayı Özdilnem bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür iyisiniz? Ederim, sağ olun. Yoğun bir süreç, kolay gelsin öncelikle. Hayırlısı da olsun. Yeniden adaysınız. Tabii bu dönem vekillik görevinizin yanı sıra ki Dışişleri Bakanlığı da yaptınız ama çok önemli bir de görev üstlendiniz. Müzakerecilik görevi de üstlendiniz. O nedenle sizin için çok yoğun, meclisten biraz uzak ama ülkeye yani topluma katkı olarak ise belki de mecliste olsaydınız bu kadar katkınız olmayacaktı toplumumuza. Ve böyle bir süreç geçin. Şimdi yeniden adaysınız. Herhalde yeni hedefleriniz de vardır. Öncelikle bir son durumdan başlayalım. Nasıl gidiyor çalışmalar, hedefler, manifesto yayınlandı, kadro açıklandı, sürekli bir şekilde geziyorsunuz, örgütlerle temas halindesiniz. Süreç artık son viraja doğru giriliyor. Artık bu haftadan sonra bir hafta kalacak önünüzde. Nasıl ilerliyorsunuz? Çok teşekkür ederim Ali. Gayet iyi gidiyor. Moraller yüksek. İyi bir enerji depoladık. Dün akşam da partimizin 47. Evet, hayırlısı kuruluş. Olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Oldukça yüksek bir katılımla gerçekleşti ve katılımcıların da enerjisi son derece yüksekti. Büyük bir partiye sahiplenme var. Aramızda partiye uzun süredir belli kırgınlıkları olan arkadaşların da katıldığını görmek dün akşam gerçekten hepimizi çok sevindirdi. Gücümüze güç kattı. Onun için onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de şeyden takip ettim. Televizyondan canlı yayını takip ettim. Çalışıyordum o saat. Ve izlerken birkaç sima gördüm. Evet yani öyle Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne küs, bir daha bu partinin kafasına içeri girmem diyen birkaç simayı gördüm oradaydı. Evet, kesinlikle bu vardı. Belli ki özellikle Sayın Başkan Tufan Erhürman'ın başkanlığa gelmesiyle ve gerçekten iyi bir kadro oluşturmasıyla parti yönetiminde ve daha sonra aday listesiyle de partililere yeni bir güven geldi. Kırgın olanlara, uzun zamandır partiye uzak duranlara da bu geldi ve gerçekten tekrar Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni geleceği kuracak, ümidin var olduğunu yaşatacak parti olarak görmeye başladılar. Bunu da katılımlarıyla dün gösterdiler. Sağ olsunlar ve gücümüze güç kattı. Çünkü bu bir maraton biliyorsun ve son artık depara atma dönemine geldik. Bu tip destekler bizim için son derece önemli. Hemen her gün, bütün gün boyunca arazideyiz. İnsanlarla birebir temastayız. Zaten genel başkan bize eve girmeyi yasakladı. Sarı karıncalar, sokakta olacaksınız. Bir ay uyumasanız da olur dedi. Dolayısıyla bütün parti üyelerimiz olayın gerçekten sorumluluğunun bilincinde. Çünkü çok önemli bir seçim olacağını değerlendiriyoruz biz bu seçimin. O bilinçle elimizden geleni yapıyoruz. Parti programımızı, neleri hedeflediğimizi, neden bu seçimin önemli olduğunu her gittiğimiz yerde anlatmaya çalışıyoruz. Çok önemli simalar Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne başkanlık yaptı. Çok güçlü simalar, güçlü karakterler. Ve geline sürece baktığımızda aslında çok da iyi bir noktada almadı Sayın Tufan Erhürman Cumhuriyetçi Türk Partisi'ndeki bu görevini, parti üyeleri tarafından kendisine verilen görevini. Ve çok kısa bir sürede sanırım otoriteyi kurdu diyebilir misiniz? Kesinlikle ama bu bir klasik anlamda bir otoriter yaklaşımda olmadı. Çok o anlamda demedim zaten. Kucaklayan bir tavırlı oldu. Zaten o insanları kucaklaması da o yaklaşımını sembolize ediyor. Sanırım. Gün sarılmadığı yok herhalde. Evet. Yani çünkü o kendi gerçekten iç dünyasını dışa yansıtma şekli ve bütün partiyi idare etme şekli de o şekilde. Bire verilsinler öyledir. Yani Tufan Hoca bilmeyenler için söyledim. Yani başkan olmadan önce de Tufan Hoca böyle başkan olsa sarılayım da oyu gelsin değil, anlamında hayır, yapmıyor. Kesinlikle değil. Biz ne zaman karşılaşsak yani başkan olmadığı dönemlerde de aynen böyledir. Aynen öyle. Yani bir kucaklayan bir karakteri var. Ve zaten Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ruhuna da bu uyuyor. Çünkü biliyorsun sol kesimde genellikle insanların bilgi birikimi yüksek seviyede olur. Eğitimleri yüksek seviyede insanlar, partililerimiz. Dolayısıyla belli bir saygıyla ve kucaklayıcılıkla yaklaşman lazım. Bunu da son derece iyi yaptığını değerlendiriyorum. Ama bu kendi başına yetmez tabii. Yani bunun yanında
akıllı politikalar, tutarlı politikalar üretmek ve bunları savunmak, içinde olduğumuz durumu iyi tahlil etmek son derece gerekli ve bunu da sanırım Sayın Erhürman Başkan'ın da CTP iyi bir şekilde yapıyor şu anda ve bu inandırıcı geliyor halka ve bizim aldığımız nabız bu görevi tekrar halk Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne verecek, bu şansı tanıyacak diye görüyoruz. Tek partiye çıkan, yani birinci parti tek başınıza iktidar olma biraz zor görünüyor. Yani bu iddialı bir ifadedir ama imkansız değil. İmkansız olduğunu mesela düşünmüyoruz. UBP birinci sırada görünüyor şimdi şu anda. Yani çeşitli anketler var. Bizim de yaptırdığımız anketler orada var. Paylaşabilirsiniz. Tabii detaylarını paylaşmam mümkün değil çünkü ben de bütün detayları bilmiyorum ama bildiğiniz kadarıyla detay değil de, evet, yani Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi arasında gerçekleşen bir yarıştan bahsediyoruz. Bizim tahlillerimize göre bu iki partiyle diğer partiler arasındaki makas da açılmış durumdadır. Belli ki halkımız aslında istikrara yönelen bir tavır içerisindedir. Karma oyların yüksek olacağına dair bir genel bir kanı var. Ama bu son iki haftada değişmeye de yüz tutmuş olabilir. Bizim değerlendirmemiz iddialı olsa da imkansız değil. Ve onun için biz gittiğimiz her yerde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin tek başına iktidarı denenmedi. Yeni bir kadroyla önünüze çıkıyor Cumhuriyetçi Türk Partisi. Onun için bu siyasi tarihimizde bugüne kadar görmediğimiz bu olayı gerçekleştirelim. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin tek başına iktidarda getirelim ve bunu bir deneyelim, görelim. Ve göreceksiniz sonuç gerçekten çok olumlu olacak mesajını net bir şekilde veriyoruz. Sayın Başkan dün akşam Kıbrıs Genç'te bu stüdyodaydı ve buradan Ulusal Birlik Partisi 8'inde hükümet kurmayacağız dedi. Bunda sanırım parti bir bütün olarak net bir duruşu var gibi geldi bana. Özellikle son kamuoyuna yansıyan gelişmelerden sonra bu kaçınılmaz oldu. Bununla ilgili verilmiş bir parti yetkili organı kararı yok. Ama bugün bir şey oturursa çıkmaz. Farklı bir karar çıkmaz. Çünkü ortada bir durum var. Mahkemeye yansımış, mahkeme yoluyla kamuoyuna yansımış rakamlar var. Bunun açıklanmasıyla ilgili toplumsal bir talep var. Fakat karşısında da muazzam bir sessizlik var. Dolayısıyla o makamları işgal edenlerin böyle sessiz kalma hakları yoktur. Bir müddet konu mahkemededir, onun için konuşamayız dediler. Bence haklı bir gerekçe değildi o bile. Ama şimdi madem mahkeme süreci bitti, o zaman şimdi halka şeffaf bir şekilde gereken açıklamaların yapılması şart. Dolayısıyla bunlar temize havale edilmeden böyle bir idaredeki UBP ile Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ortak olmasını ben şahsen düşünemem. Tabii dış güçler dedi Erhan Arıklı. Dış güçler işte CTP, HP, TDP koalisyonu istiyor diye. Bu dediği dış güçlerle aslında en çok görüşenlerden bir tanesi sizsiniz şu anlamda. Yani bu dış güçlerle görüşüp de bu koalisyonu kurasınız diye değil. Müzakere yetinde olmanız babında birçok dünya lideriyle, birçok siyasiyle bir araya geldiniz, görüştünüz. Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Yani bizim ülkemizde umurunda mı yani dış güçlerin? Çünkü Türkiye mi diye sorular. Türkiye dışındaki dış güçler dedi. Var mı yani böyle bizimle ilgilenen ülke? Çok sevinirim yani ilgilenirse. Aynısını söyleyecektim. Yani biz dış güçlerin bu denli müdahil olacağı bir güç değiliz. Bu bir. İkincisi ama daha önemlisi, bu ifadeler halkımıza hakarettir. Yani halkımızın kendi öz iradesiyle karar vermediğini ve dış güçler tarafından manipüle edilen bir halk olduğunu söylüyor bu ifadeleri kullanan şahıs. Bu doğrudan doğruya halka yapılmış bir hakarettir. Ve aslında içinde oldukları zayıf durumun bir yansımasıdır diye düşünüyorum. Bu zihniyetteki insanlar geçmişte de bunu çok denediler ama halk bunları satın almıyor. Hele hele şimdi bütün bu yaşananlardan sonra hiç satın almıyor. Bunlar çok demode olmuş, geçmişte kalmış çabalar, beyhude çabalar. Ama varsınlar söylesinler. Yani
ekonomi politikası ile ilgili söyleyecek bir şeyleri olmadığını da bu şekilde gösteriyorlar. Dış politika ile ilgili söyleyecek bir şeyleri olmadığını da söylüyorlar. Bir şey söyleyecek olmayınca tabii ki bunlara tevessül ediyorlar. Neyse, bizim rakibimiz onlar değil zaten. Bizim rakibimizin kim olduğu belli. Ve bizim bu siyasi mücadeleyi verme tarzımız da hiç böyle dış güçlerden falan filan bahsetmek değil. Kendi ne yapacağımızı ortaya koyarak gerek iç politikayla gerek dış politikayla. Evet. Peki hükümette cumhuriyetçi, şimdi bu seçim parlamenter sisteme giden seçim. Cumhurbaşkanı seçimi ayrı bir seçim. Yani işte Kıbrıs konusuyla daha alakalı cumhurbaşkanlığı seçimleri. Şimdi bu sisteme baktığımızda hükümette bulunan partilerin çözüm yanlısı partiler olması Kıbrıs sorunu etki ediyor mu? Mesela siz çünkü Dışişleri Bakanlığı da yaptınız. Aslında genellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi Dışişleri Bakanlığı alan bir parti değildi. Ama bu son dönemde bunu da aldı. Buradan devam edelim. Yani ne tür etkileri var? Bence hükümetin bu çözüm, ülkedeki çözüm iradesini yansıtması, güçlü şekilde savunması ve dünyaya bunu taşıması son derece önemli. Bu iki sebepten önemli. Birincisi, müzakere heyetinin enerjisini aşağı çekmemesi açısından. Yani müzakere heyeti, Cumhurbaşkanlığı'nın liderliğini yaptığı zaten çok zorlu bir mücadele veriyor müzakere masasında. Rum heyeti biliyorsunuz çok donanımlı. Evet. Dünyayla çok iyi ilişkileri var. Sırtlarını Avrupa Birliği'ne dayamışlar. Bu imkanlar bizde yok. Tanınmış bir ülkenin elemanları olarak karşınızda oturuyorlar. Ve siz zaten zor koşullar altında müzakere ediyorsunuz. Ve altta güreşirken bir şekilde haklarınızı elde etmeye çalışıyorsunuz. Bunu müzakere masasında yaparken hükümetinizin sizin bu işinizi zorlaştıracak eylemler içerisine girmesi en son istenen şeydir. Ama biz bunu maalesef yaşadık. O denli ki bu ülkenin Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanımıza Cumhurbaşkanım diyemedi. Cumhurbaşkanınız diye hitap etti meclis. Ve hakaretler dedi. Ve hakaretler dedi bunu. Dolayısıyla Başbakan da yaptı onu. Evet. Ve böyle bir yaklaşım sergilemeyecek bir hükümet lazım. Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'ta çözümü engellemeyen taraf olduğunu dünyaya şüphe götürmeyecek şekilde anlatıp taşıyacak bir hükümet yapısı lazım bize. Bahsettiğiniz Cumhuriyetçi Türk Partisi Dışişleri Bakanlığı'nı almıştı. Ki sizin aldığınız dönemde de çözüm yanlısı bir lider yoktu. Çözüm yanlısı bir lider yoktu. Fakat oynadığımız rolle 11 Şubat 2014 anlaşmasının çıktığı bir dönem oldu. Ve CTP'nin işte o hükümetteki o gücünü etkin kullanması, Dışişleri Bakanlığı etkin kullanmasının bunda çok çok önemli bir rol oldu. Onun yanında başka şeyler de oldu. Ne oldu? Bu çözüm iradesini yansıtan bir bakanlık haline getirdiğimizde bakanlığa hemen hemen bütün Avrupa Birliği büyükelçileri ziyaret etmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi geldi. BM yetkilileri en üst düzeyde geldi. Avrupa Birliği'nden komiserler, genişlemeden sorumlu komiser Lefkoşa'ya geldi. Kapıdan içeri girmeyen de girmeye Lefkoşa'ya geldi. Bizimle birlikte ortak toplantılar yapıldı. Bizim ev sahipliğimizde tüm AB büyükelçilerine briefingler verildi. Rum tarafı onları yazıyla engellemeye kalktı. Efendim, Dışişleri Bakanı olarak biz Berlin'de, Londra'da, Brüksel'de, Washington'da resmi ziyaretler yapma imkanı bulduk. Bütün bunlar halkımızın lehine gelişmelerdi. Şahsımızla ilgili değil. Onun için bu çözüm iradesini güçlü olarak elinde tutan ve bunu savunan bir hükümet yapısı son derece önemli. Bunları yapmak Cumhurbaşkanı'nın elini de güçlendirir. Bizi zaten ileriye götürecek olan da budur. Kapsamlı çözümü samimiyetle zorlayacaksınız. Haklarınızı da en iyi şekilde savunacaksınız. Eğer bizim halkımızın da referandumda evet diyeceği bir çözüm ortaya çıkarsa o zaman o gerçekleşir. Ama Rum tarafının redci tavrı yüzünden o hedefe ulaşmamız mümkün olmuyorsa o zaman dünyaya da dönüp
üzerimizdeki izolasyonların kaldırılması için somut adımlar atması talebini taşırsınız. Ki geçtiğimiz yani 2004'ten bugüne kadar olan o dönemi de böyle geçirdik. İşte somut neticeler elde ettik. İşte AB fonlarını ülkemize getirdik. Avrupa Birliği teknisyenlerini ülkemize getirdik. Kendi insanımızı, öğrencilerimizi Avrupa Birliği'nde eğitime gönderme imkanını bulduk vesaire vesaire. Hı hı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bize verdiği katkılar son derece önemli, müteşekkiriz. Ama biz onun yanına bir de AB boyutunu ekleyerek halkımıza ek imkanlar yarattık. Yarım milyar eurodan da fazla kaynağı kullandırdık. Yani bugüne kadar olan, mesela o göreve gitmeden önce, tabii siz tecrübelisiniz ama mesela toplumumuz şunu düşünür her zaman. İşte bunların hiçbiri burada gerçekleşemez. Çünkü burada gerçekleşmemesi için çok büyük bir ambargo, çok sık ambargolar var diye düşünür. Ama biz nerede bir çalışma yapsak ve irade ortaya koysak, bir yerden meyve vermeye başlıyor. İşte sizin bahsettiğiniz olay var. Mesela ben çok iyi hatırlarım. Şimdi akrabam olduğu için daha iyi hatırlarım. Bizim TİG'in bu Avrupa Rally Şampiyonası'nı evet. yapacağında birçok kişi olmaz dedi kendisine. Ya mümkün değil. İnan yapamam ya filan dedi. Bir baktık önümüzden geçti arabalar. Ya dedik bu ne? Yani insan biraz tuhaf olur böyle şeylerde. Sizin anlattıklarınız çok önemli. Yani o dönemleri evet. yaşadık, gördük. Evet. Peki tabii sıkıntı vardı. İşte bahsettik yani işte çözüm yanlısı olmayan bir lider ama 11 Şubat belgesindeki rolünüz ve sonrasında o kağıdın, o belgenin daha doğru deyim olacak, o metnin imzalanması süreci vardı. Hepsi yaşandı, bitti. Sonra Sayın Akıncı geldi ve mesela sizi müzakereci olarak hemen atadı Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı. Siz müzakereci olarak yani bir taraftan hükümet tarafındayken bir anda müzakereci oldunuz. Sonra partiniz hükümetten gitti. Ve bir anda siz orada, burada ise çözüm istemeyen bir yapın. Bu nasıl bir size zorluk çıkardı? Tam tersi olsa ne olur? Evet. Yani o bunu sormam amacı yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni biz görürsek hükümette ve de CTP'yi tek başına o görmese CTP TDP görürsek ya da CTP TKP görürsek yani ne değişecek? Bir kere Cumhurbaşkanlığına çok daha üst seviyede destek veren bir Dışişleri Bakanlığı o zaman oluşacak. Cumhurbaşkanını sürekli olarak içten darbeleyen değil, bilakis temsilcilikleri vasıtasıyla, buradaki imkanları vasıtasıyla, verdiği beyanatlarla sürekli destekleyen bir Dışişleri Bakanlığı yapısı olacak. Türkiye ile ilişkilerle ilgili de bunun son derece olumlu yansımaları olacak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de burada bir net bir tavır ve politika görmek istiyor. Birisi bir tarafa, ötekisi başka tarafa çekerse onun da tabii ki yaratacağı sıkıntılar olur. Çünkü bu süreçleri biliyorsunuz Türkiye ile uyum içerisinde götürmek durumunda Kıbrıs Türk halkı. O açıdan da önemli. Onun için burada halkın çözüm vizyonu ve çözümü zorlayan tavrı son derece önemli bir yer işgal edecek. Seçimlere giderken halkımızın bunu da mutlaka değerlendirmesi lazım. Peki parti olarak Guterres belgesine olumlu buluyor musunuz? Tabii tabii. Bizim Guterres belgesiyle ilgili bir sıkıntımız yok. Zaten geleceğe dönük baktığımızda biz ne diyoruz? Müzakereler nihai aşamasına aslında geldi. Yani BM Genel Sekreterinin müzakerelerle ilgili yayınladığı raporu biz de okuduk, değerlendirdik. Parti içinde de bu yapıldı. Ve orada yapılan saptamaları son derece önemli buluyoruz. Ne dedi BM Genel Sekreteri? Müzakereler... Cumhurbaşkanı yetersiz buldu bu şeyi. Tabii tabii. Yetersiz bulduğu kısmını biz de yetersiz buluyoruz. O da nedir? Müzakerelerle ilgili gereken çözüm için gereken tüm unsurlar oluşmuştur. Ancak bitiş çizgisini siyasi irade eksikliği yüzünden geçemedik dedi. Evet. Cumhurbaşkanının ve kimin bizim iradesizliği, kimin evet. siyasi iradesi eksikti? Bunu daha net söylemesi evet, gerekirdi. Anladım. O boyutuyla eleştirdik. Ama şu anda bizi ilgilendiren esas boyutu şu. Tüm unsurlar oluştu. Ve geriye açıkta kalan konulara odaklanan yeni bir çaba lazım. Evet. Bunun da böyle ilelebet devam edecek bir çaba olarak kurgulanmaması gerekir. Bir takvim ama her iki tarafın da üzerinde uzlaşacağı. BM Genel Sekreterinin de tekrar desteklemeye değer bulacağı bir kurgu
Tabii çünkü lazım. Sonucu da önemli. Yani şimdi takvimsiz yaparsın, sonucu önerirsin olmazsa artık ayrılıktır. Yani işte bir şey yaparsınız. Mesela BMW buna yani katılmayabilir dediğiniz gibi. Bu bir unsurdur ama başka unsurlar da vardır. Onun için ne yapılması lazım? Önemli olan burada işin felsefesi. Ha. Yani genel sekreterde madem artık tüm unsurlar oluştu, bu işin sonuna gelindi dedi. O zaman böyle yıllarca sürecek yeni bir süreç değil, aylarla ifade edilecek bir şekilde başlayıp bitebilecek bir süreci kurgulamamız lazım. Ama bunun alt başlıklarını müzakere edip oluşturmamız lazım. Yani takvim, efendim eğer Rum tarafı tekrar hayır derse ne olacak vesaire gibi bir sürü alt başlıkta sorular var. Bunlarla ilgili bizim görüşlerimiz var ama nihai tahlilde genel sekreter başkanlığında uzlaşarak ortaya konması lazım. Şimdi bizim görüşümüz bu. Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Türk tarafının bunu savunması gerektiğini söylüyoruz biz. Şu andaki hükümet savunmuyor bunu. Savunmuyorlar. Şu andaki hükümet BM parametrelerini de aldığı bir güzel çöpe attı. Dünyaya da sırtını dönmek istediğini net bir şekilde ortaya koydu. Bu bizi dünyadan koparmaya götüren ve izolasyonları azaltalım, yok edelim derken bunların artmasına neden olacak bir yaklaşımdır. Çok ciddi bir tehlikeyle baş başa kalırız bu anlayışın iktidara gelmesi durumunda. Bu sefer eski yaşadığımız sıkıntılar tekrar önümüze gelir. Cumhurbaşkanı bütün dünyaya bakın ben irade koydum. Onun için benim halkımı izole etmeniz, izolasyon altında tutmanız haksızlıktır derken hükümetiniz hayır benim çözümle bir ilgim yoktur zaten. Ben zaten istemiyorum. Beni devlet olarak kabul etmedikleri sürece de konuşmam vesaire gibi tavır sergilerse izolasyonların devam etmesi için Rum tarafına da dünyaya da çok güzel bir kozu kendi elinizle vermiş olursunuz. Onun için bu hataya düşmemek şeyde lazım. Şeyde de etkiliyor mu mesela ayinlerin yasaklanması, bu yardımların vergi alınmaya çalışılması? Çünkü mesela biz de uluslararası örgütlerle temastayız basın sonra ve gittik bir konuşma yapıyoruz, anlatıyoruz. Yani diyoruz ki işte adanın kuzeyinde biraz daha bu olaylar sakin, adanın kuzeyinde, güneyinde işte böyle böyle olaylar oluyor. Devletin cezalandırılması lazım filan. Döndü adam bize şey dedi, yani dünyanın yetkili isimlerinden bir tanesi döndü dedi bize. Ya dedi tamam bunlar da bu olaylar, siz de yani yardıma muhtaç insanlardan vergi alıyorsunuz diyor onlara yapılan yardımlardan. Yani şak diye kalıyorsun karşısında. Tamamen budur işte konu Tekin. Ali. Çünkü ne geldi başımıza? Krans Montana'dan da sonra biz gene hemen dünyaya ne mesajı vermeye başladık? İşte Brüksel'e, Berlin'e, Londra'ya, Paris'e, her tarafa ve gidebildiğimiz yerlere de gittik. Ve dedik ki ya sizin önünüzde biz net irademizi koyduk. Onun için bu izolasyonlarla ilgili artık bir şeyler yapın. Bizi haksız yere cezalandırmayın derken ve izolasyonlara konuyu ve dikkatleri odaklamaya çalışırken onlar bize iyi güzel bunları söylüyorsunuz ama evet, siz de öyle. İşte yardıma ihtiyacı olanlardan vergi alıyorsunuz. Şimdi siz bu konuda ayinler konusunda ve vergiler konusunda %100 haklı olsanız bile, bakın haklı olsanız bile artık onu o noktada ama ben haklıyım şöyle gerekçesi var falan demeniz mümkün olmuyor. Anlatamazsınız. Zaten vaktinizi de anlatmakla geçirirsiniz o zaman. Ve diğer konuları, esas konuşmanız gereken konuları da konuşamazsınız. Orada gündem yapamazsınız. Yani bu uzun yıllardır bu mücadeleleri veren insanlarız. Oraların nasıl çalıştığını çok iyi biliyoruz. Orada bir şey koparabilmeniz için burada çözüm iradenizi çok net bir şekilde canlı tutmanız şart. Anladığım kadarıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi güneydeki seçimler tamamlandıktan sonra hükümete gelmesi takdirinde Sayın Cumhurbaşkanı'na bir baskı unsuru, yani iyi yönde bir baskı unsuru yaratacak. Yani cesaretlendirici bir o unsur olacak. O anlamda. Cesaretlendirici bir unsur olacak. Tabii halkımıza inandırıcı gelecek. Yeni, iyi kurgulanmış bir süreç istiyoruz biz de. Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeyi istiyor. Bununla ilgili sıkı bir işbirliği yapılacak. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin dış temasları çok güçlüdür biliyorsunuz. Hem Avrupa'da hem Güney'de. Ve bütün baskıların Türk tarafının değil Rum liderliğinin üstüne kurulması için ve bizi böyle, çünkü şu anda Anastasiadis ne diyor ki muhtemelen o kazanacak gibi gözüküyor Rum tarafında.
ne diyor? Ben diyor müzakerelere kaldığı yerden devam etmeye hazırım diyor. Ama arkasını getirmiyor. Yani, peki hazır bitirmeye senin, hazır mısın? Bizi esas ilgilendiren boyutu o. Peki seçilmeniz takdirinde ki seçileceksiniz gibi görünüyor. Kısmet o halkın takdiri. Tabii ki ama yani biz yani gördüğümüzü söyleyeyim anlamında. Çünkü ne yapsanız toplumun gözü önünde bu müzakerelerde emek sarf eden birisiniz. Topluma bunun karşılığını verir diye düşünüyorum. Siz seçildiğiniz takdirde yine böyle bir görev gelirse ne tür cevap verirsiniz? Yani düşünüyor musunuz, istekli misiniz? Çünkü siz seviyorsunuz. Yani çözüm seviyorsunuz derken çözüm istiyorsunuz. Çözümü arzuluyorum, istiyorum ve gerçekten şu anda halkıma yapabileceğim en büyük hizmetin bu yönde çalışmak olduğunu düşünüyorum. Benim müzakerecilik görevim hala daha devam ediyor. Evet. Cumhurbaşkanımızın talebi üzerine. Ben izin istememe rağmen, affımı rica etmeme rağmen kendi talebi üzerine bu görevimi halen devam ettiriyorum ama bana dediğiniz gibi bir izin verdi şu anda ve odaklandım seçim dönemine. Seçimlerden sonra ben biliyorsun bahsettik Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılıp bu görevi gönüllü bazda yapan bir insanım. Onun için çoğu insan kolay değil yani bakanlığı bıraksın. Bakanlığı bırak bakanlığı bırak müzakereci ol. Ama burada görev önemli. Sanırım hepimiz bu konuda hemfikiriz. Esas halka bir hizmet götürmek önemli. O da bir anlamlı, en anlamlı benim gözümde olduğu için onu oraya öyle bir talep gelince gittim. Şimdi bakalım seçimlerden sonra mutlaka genel sekreter, tabii Rum tarafındaki seçimlerden sonra da Şubat ayından sonra Mart ayında büyük bir ihtimalle her iki liderle ayrı ayrı temas edecek. Bir anlamlı bir süreç varsa elbette Cumhurbaşkanımızla birlikte tekrar bu mücadeleye devam edeceğiz. Onun çok da arzu etmesi halinde. Peki ekonomi dedik aslında biraz önce konuştuk programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ekonomi dedik çok büyük fark var değil mi yani Rum tarafıyla aramızda? Tamam masada eşitlik falan konuşuyoruz ama yani yönetsel açıdan, ekonomik açıdan, yatırım açısından çok büyük farklılıklar var aramızda. Evet, çok önemli farklılıklar var. Tabii Yani biz biraz yukarıya gelmemiz gerekmiyor mu? Yani o yüzden soruyorum. Yani onu yani çözüm olması için onu bekleyemeyiz. Aynen. Bu olayları birlikte kurgulamamız lazım. Bu farkın kapanması için biz somut bazı adımlar attık. Ne yaptık? Bir Avrupa Birliği uyum çalışmalarını başlattık. CTP hükümeti döneminde Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi de kuruldu. Avrupa Birliği uyum programı 1, Avrupa Birliği uyum programı 2 yayınlandı. Şu anda AB Komisyonu yetkilileri bakanlıklarımızın içerisinde bizim bürokratlarımızla birlikte çalışıyorlar. Meclise 100'ü aşkın AB uyum yasası sevk ettik tüzükleriyle birlikte ve birçok konuda da projeleri hayata geçirdik. UBP-DP hükümeti döneminde biliyorsun bunların üzerine tek bir yeni proje, tek bir yeni yasa, tek bir yeni tüzük maalesef eklenmedi. Onun için halkımızın bunları da çok net bilmesinde büyük fayda görüyorum ben. Diğer taraftan Dünya Bankası'yla ve IMF ile çalışmalar yürüttük. Hangi konularda iyiyiz, hangi konularda zayıfız bunu daha net bilimsel olarak önümüze koyduk. Ve bu açığı kapatmak için ne yapılması gerektiğinin haritasını ortaya çıkardık. Şimdi buradaki hükümet yapısı o açıdan da önemli. Eğer sizin dünya görüşünüz bunlara kapalıysa ve tek yapmak istediğiniz işte Türkiye'den gelen bazı maddi imkanları burada yandaşlarınıza dağıtmak ise, bütün dünyanız bundan mütevellitse elbette bu farkı kapatmanız mümkün olmaz. Onun için o açıdan da bu seçimler çok önemli. Ben ne hayal ediyorum geleceğimizi düşündüğümüzde? Yani Rum tarafından da daha güzel. Yani buraya gelirken Lefkoşa'nın merkezinden biliyorsun hangi yol, Yenişehir Camii'nin yanındaki yoldan buraya doğru geliyorsunuz. Ve görüyorsunuz yani Lefkoşa çevre, sadece Lefkoşa'da değil adanın her tarafında Avrupa standartlarının yanına bile yaklaştığımızı iddia etmemiz mümkün değil. Halbuki ben ne hayal ediyorum? Böyle yolları düzgün, kaldırımları hepimizin gönül rahatlığıyla yürüyebileceği, parkları olan, havası temiz olan, yediği gıdadan emin olan, okullarında mezunlarının dünyayla yarışabileceği öğrenciler yetiştiren, değil mi? Bir Avrupa ülkesinde olduğumuzu hissettiğimiz bir ülkeye
kavuşmamız lazım bizim. Ve bunu yapabiliriz. Küçük bir ülkeyiz ve bu atılımı gerçekleştirmemiz mümkündür. Biz bu standartları geçmişte yaşadık. Türkiye'ye gittiğimizde havamızdan geçilmezdi bizdeki standartlar her açıdan. Eğitimden tutun çevreye kadar. Fakat şimdi maalesef çok geriye düştük. Şimdi ne yapmamız lazım? Bu açığı süratle kapatıp öne geçme zamanı ve bunu da Türkiye'den gelen desteğin yanına Avrupa'dan gelen desteği de koyarak, o uzmanlıklardan öğrenerek yetişmiş gençlerimizi ülkemize geri çekerek yapabiliriz. İşte bizim hayata geçirmeye çalıştığımız vizyon budur. Bir Avrupa ülkesinde yaşadığımızı hissedeceğimiz bir Kuzey Kıbrıs, bunu yaratmamız lazım. Evet, programımızın sonuna geldik. Sizin de gezileriniz var, sizi de oraya uğrayacağız. Son olarak kamera sizin. Neden Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne oy versin toplumumuz? Neden birinci sıra çıkarsın? Hatta tek başına iktidar yapsın Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne? Biliyorum seçmenlerimizin içerisinde kararsızlar var, karmacılar var, partimize kırgın olanlar var. Ben bu vesileyle bütün bu üç gruba seslenmek istiyorum. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak ülkemizi gerçekten AB standartlarına çeken yeni bir anlayışı hayata geçirmek istiyoruz. Öyle bir ülkede yaşamak istiyoruz biz. Herkesin yaşamaktan gurur duyacağı, mutlu olacağı bir ülke istiyoruz. Bu çevresinden tutun tarımına, sağlığına, eğitimine karşı bütün bu sektörlerde her şeyde köklü bir anlayış değişikliğini hayata geçirmeyi gerektirir. Bu değişim sadece iyi insanların önüne bir iki tane tik yaparak, onu birkaç iyi insanı meclise göndererek olabilecek bir proje değil. Bunun için bu anlayışa en güçlü şekilde sahip olan partiyi güçlü bir şekilde iktidara getirerek varabiliriz. Onun da adresini Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak biz görüyoruz. Ev ödevimizi çok iyi yaptık. Kendi iç muhasebemizi de çok iyi yaptık. Gerçekten tüm ülkede bilgisi, dürüstlüğü, çalışkanlığı asla tartışma konusu dahi olamayacak. Sayın Tufan Erhürman'ı genel başkan yaptık. Kendi kadrosunu oluşturacak ve bu vizyonu en iyi şekilde hayata geçirecek. Onun için 7 Ocak tarihinde partimize çok güçlü bir mühürle destek bekliyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz Özgür Bey. Kolay gelsin. Çok sağ olasın. Başarılar diliyoruz size. Tabii en büyük başarı da müzakere masasında. Umarız bu seçimler bitsin, güneydeki seçimler bitsin, müzakereler yeniden başlasın. Çok büyük bir katkı koyun siz de. Bu sorun çözülsün. Sağ artık olun. Kurtulalım bu belirsizlikten. Çok teşekkür ederim. Evet, Kıbrıs dosyasının ilk bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümümüzde birazdan birlikte olacağız başka bir adayımızla. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyenler, ikinci bölümümüze devam ediyoruz. İkinci bölümümüzde de çok değerli bir konuğumuz var. Toplum Demokrasi Partisi Girne Milletvekili adayı Hamide Dağkıranlar bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. İyi diyelim, iyi olalım şeklinde gireceğim konuya. Hayır, pek iyiyim diyemediniz de. Diyemedim çünkü aslında isabetli bazı aksaklıklar yaşadım buraya gelene kadar. Belki de konuşmamız gereken, gündemde olunması gereken, ne için aday olduğumuzu anlatabilecek bir takım aksilikler yaşadım buraya gelirken. Siz isterseniz sorularınıza geçmeden önce ben hemen hücum edeyim. Buyurun edin. Şimdi efendim ben... Tabii ilk önce bir kendinizi tanıtın evet, isterseniz. Evet, ben Hamide Dağkıranlar. Aslen Erenköylü. 1966 doğumluyum. Erenköy Lisesi'ni bitirdikten sonra 1984 yılında Marmara Üniversitesi Türkoloji bölümünü kazandım. Eğitimimi orada tamamladım. Tamamladıktan sonra da uzun yıllar İstanbul'da dershane, öğretmenlik yapabileceğim kuruluşlarda çalıştım. 98 yılında adama geri döndüm. Geri döndüğüm yıldan itibaren de
çeşitli okullarda nakil sistemini beni götürdüğü yerlere göre öğretmenlik hayatıma devam ettim. Şu anda Anafartalar Lisesi öğretmenlerinden biriyim. Şive'yi de sanırım onda. Biraz şive çünkü şey... Branş olarak da ben zaten Türkçe edebiyatı ve dil bilimciyim. Türkçeyi doğru kullanıyorum. Meslek açısından, uzun yıllar İstanbul'da yaşama açısından Türkçenin en doğru kullanıldığı aksan İstanbul aksanıdır. Fakat bu benim kendi dilimi sevmediğim anlamına gelmiyor. Bunu yok. Daha yani benim anlamına demek istemedim. Takdir gördüm aslında Türkçeyi doğru kullandığım için, başka yayınlarda da takdir gördüm. Fakat kendi dilimizde bugün Türkiye devletleri arasında Kıbrısça diye bir dil kabul edilmiştir. Ve gerçekten kulağa en hoşuma giden dildir benim. Kulağa çok hoş gelen bir dildir. Ben kendi annemden de bilirim. Yani annem mesela haber müdürlüğü yapar, bir spikerliği yapıyor. Mesela o da haberleri okurken bu dediğiniz İstanbul şivesiyle okur. Ama normal zamanda bizimle konuşurken tabii tam Kıbrıslıca bir konuşma şekli. Yani o nedenle o sizin o demek istediğinizi anlıyorum. Hani doğru dili kullanma açısından. Akademik durumlarda bu dili kullanıyorum. Ama biraz sonra çıkıp Mausa ekibine katılacağım. Arkadaşlarımla birlikte tek yürek yürüyüş yapacağız. Onlarla birlikte de kendi dilimi, çok sevdiğim kendi dilimi kullanacağım. Evet. Buyurun, o sorunlardan da bahsedelim. Şimdi buraya gelirken ben Genç TV'yi biraz eski zamanlarda, tiyatro hayatımın olduğu zamanlarda bir canlı yayına katılmıştım. Dolayısıyla da eski yerinde zannediyorum. O eski yere gidiyorum ki oradan taşınmış. Genç TV'de mi bahsediyorsun? Evet. Yani eski binamıza gidiyoruz, yeni eski şehire gidiyoruz. Eski binamıza gidiyorum. Demek siz bayağı gelmemişsiniz. Bayağıdır gelmedim, bayağı ekranlara konuk olmadım. Okul çerçevesi ve sendikalı hayatımın içerisinde kaldım. Öyle doğru bildiğim hareketleri gerçekleştirmeye çalıştım. Oraya geldim ki taşındınız. Hemen orta eğitim üyesiniz, anladım. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Yönetim Kurulu üyesiyim ayrıca. Yönetim Kurulu üyesisin, evet, değil mi? Evet. Aktivist biriyim ben aslında. Geldim oraya, kapı duvar. Tabii hemen öğrendim nerede olduğunu. Birinci yaşadığım sorun, trafik sorunu. Trafik adım adım geç kalacağım. Ve gerçekten en kızdığım şey, olunmaması gereken şey, bu dakikliği kaybedeceğim diye bir kere orada ciddi bir üzüntü yaşadım. Böylece trafik sorunumuz bir kez daha gündeme getiriyorum bu vesileyle, başıma gelen ile. Girne'nin yanında biz daha iyiyiz yani. Ben Girne'ye de gittim birkaç defa ve kendi kendime sonra gitmem Girne'ye yani. Gündüz öyle böyle iş çıkış saatleri asla. 10 yıl önce Lefkoşa'ya asla gelmek istemiyorduk. Evet, aynen öyle. Fakat son 10 yılda artan hızıyla nüfus akışının en çok olduğu yer olan Girne maalesef bir kangren durumdadır trafik konusunda. Yaşam koşulları çok zayıflamıştır. Kimse artık hiçbir yere gitmek istemiyor. Gidilecek gibi değil bu. Bunun tabii birçok sebebi vardır. Artan nüfus, en büyük yoğunluğu biliyorsunuz Girne'dir. Turizm açısından, turizm kenti olduğu için bütün akışlar orayadır. Oteller orada olduğu için, inşaatlar tabii nüfus akışına göre artan inşaatlar, yükselen binalar, arz talep. Dolayısıyla da trafik artık Girne'de yaşanmaz hale getirmiştir. Evet, birinci ezgi trafikten geldi. Peki ikincisi ne? Tabii bunun hali hazırdaki 40 yıldır devam eden hükümetlerle de bir ilgisi olmadığını söyleyemeyeceğim. Buradan bu başıma gelenle onlara çatıyorum. çatın. Trafik şeyinde bir trafik mühendisinin olmaması... Yalnız bu yönde hiçbir çalışma yapılmaması. Yani Lefkoşa'da partinize bağlıdır. Bunu da unutmayın. Nasıl? Lefkoşa bugün biliyorsunuz de zaman... partinize bağlı. Yani. Hayır, meclisteki ilk şeyi biliyorsunuz. Kıbrıs sorununun haricinde olağanüstü toplatan gene TDP, iki tane milletvekiliyle TDP temsil ediliyor. Onların çağrısıyla toplatılmıştır. Trafikte, evet. Ve trafik
güvenliği için bir komite kurulmuştur. Bunu da TDP yapmıştır. Ben kendi başıma gelenlerle zaten seyircilerimiz mesajı alıyorlardır. Çatma politikası değil, ne yapabiliriz politikası güden bir partiden geldiğim için. Birinci başıma gelen bu. Sizlere geç kalacağım diye bir ciddi sıkıntı yaşadım. Ardından kardeşimden telefon geldi. Trafikte telefonla konuşmayı hiç sevmem. Kulaklığımı takıp cevap vermek zorundayım. Çünkü kardeşim beni çok önemli bir durum olmadığı takdirde aramaz. Açıyorum. Hamide ne yaptın? Gittin mi? Dövizlerin vardı elinde biliyorum. Çünkü ayrıyeten benim bankacım olduğu için. Değiştirdin mi? Ne değiştirmesi? Biz tabii adaylık sürecimizde biraz da böyle kopuk yaşadık. Yani bu seçim sürecini alnımızın akıyla tamamlayabilmek için gerekli olan çalışmaları yaptığımızdan dolayı bazı şeylerden kopuk kaldık. Sayın seyircilerim, bugün dövizlerinizin üstünde herhangi bir leke, herhangi bir mühür, herhangi bir sayı, herhangi bir yırtık varsa derhal saat 4'e kadar bir gidin bankalarınıza, bu dövizlerinizi değiştirin. Çünkü yarın sabahtan itibaren bu dövizlerinizi kullanamayacaksınız. Kullanırlar. Mümkün değilmiş. Eğer Kıbrıs'taysanız kullanırsınız. Adının güneyine geçersiniz. Oradaki döviz şirketlerinden düzeltirsiniz. Yani çok büyük bir şey değil. Şimdi yine çareyi güneyde mi arayacağız? Kendi içimizdeki çaresizliği halledelim. Kendi içinizde size eğer bu fırsatı vermiyorlarsa. İnanın öyle bir telaşa düştüm ki şimdi buradan da bunu düşündüm. Lanet olsun dedim. Yani ben Türk parası kazanıyorum. Türk lirasına endeksli bir hayatım var benim. Fakat bankadan aldığım borç döviz borcu. Aldığım ev döviz. Çocuğumu yolladığım okul döviz. Ben bununla nasıl başa çıkacağım? Ya dövizle borçlanmayı, dövizle alım satımı durduracaksınız ya da bizim de para birimimizi değiştireceksiniz. İşte bunu yapmak için adaysınız herhalde. İşte bu başıma gelenlerin diğer vatandaşların da başına gelmemesi için taşın altına birilerinin 400 kişiden biriyim ben de elini koyması gerekiyordu. Vizyonuna en çok güvendiğim, en çok inandığım partiden ben de bu sorunları halledebilmek adına, bir şeyler yapabilmek adına kendime güvendim ve aday oldum. Yani parti üyesi değilsiniz. Biliyorsunuz ha. Bravo. Biliyorsunuz ben bir devlet memuruyum yani. Evet. Sonuçta kamu görevlisiyim, doğru. Bir öğretmenim. Aslında ben bu partinin tabanından gelirim. 2009'da da Mansa adayıydım bu partinin. Yani benim kalbim hep solda atmıştır ve hep bu partiyle atmıştır. Doğru adresteyim fakat hiçbir zaman emek koyamadım. Mutfağında çalışamadım. Gidip gelemedim. Yasalar engelliyor sizi. Yasalar bizi engelliyor. Bu özgürlüklerin de memurların bu özgürlüğünün verilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü o vizyonla sürekli temas halinde olduğunuz zaman o vizyonla besleniyorsunuz ve herhangi bir durumda meclise girdiğinizde çok daha donanımlı gidebiliyorsunuz. Bu hakların bize verilmesi gerekiyor. Yani bu bir ciddi özgür iradeye sıkıntıdır yani. Peki şöyle de bir şey var artık. Yani bunları düzeltmek için, bunları yeniden bir sistemi dizayn etmek için aday olduğunu söylüyorsun. En doğru partinin Toplum Demokrasi Partisi olduğunu benim söylüyorsun. Için. Yani sizin için. Evet. Siyasal ve sol görüşlüsünüz dediniz değil mi? Yani bunlar tamam, bunların üzerinden gidelim. Şimdi tabii bir sol değerler için ülkemizde en önemli şey Kıbrıs konusu. Yani evet. Kıbrıs konusunun çözümü sol kesim için çok önemli. Birincil maddesi. Ama bugün manifestonuzun içerisine baktığımızda en sonda yer alıyor. Tabii ben başkana falan bunu sordum ama siz de bir aday olarak manifestonuzun en son sayfasına yazılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kıbrıs sorunlu. Şimdi bu yani ilk kitabın ilk bölümünde olması mı daha doğruydu yoksa doğru yerde mi? Yoksa fark etmez mi? Eğer bu sanıyorum böyle 4-5 yıl önce olsaydı evet kitapçığın ilk sayfasına konulması gerekirdi. Önemini mi yitirdi de böyle konuşuyorum? Hayır, kesinlikle asla. Bu burada yapılabilecek yani bu adanın kurtulabilmesi için olabilecek tek şey tartışmasız çözümdür.
Bunun son sayfaya koyulmasında herhangi bir kasıt yoktur. TDP'ye şimdi hiçbir şey bulunamadı, bu da bu konuyu son sayfaya koydu diye bir eleştiri aldığını ben de seyrederek tabii görüyorum ama burada... Ya şu anlamda yani önem derecesine göre mi hazırlanıyor bu kitaplar? Şimdi zaten yoksa... hani hazırdaki Cumhurbaşkanımız bizim vizyonumuzdan o yere gelmiş kişidir. Onun vizyonunun arkasından, onun rüzgarının arkasından gelen kişileriz biz. Yani çok da bir şey söylememize gerek yok bu konuda diyorsunuz. Anladım. Zaten yaptıklarını... Duruşumuz net. Evet, duruşumuz nettir. Doğru yaptığına da inanıyoruz. Onun görüşleri doğrultusunda daha kuvvetli bir mücadele verebilmesi için onun vizyonuyla hareket edebilecek partilerin hükümet olması gerekiyor. Biz de onlardan biriyiz. Cumhurbaşkanı bizim tabanımızdan gelip oraya halk tarafından seçilmiş olduğu için bu konuyu şımarıkçasına ilk sayfamıza koymamızın bir anlam olduğuna yani gerekliliğine inanmıyorum. Zaten duruşumuzu kesin olan bir partiyiz. Ve onu destekleyebilmek için Cumhurbaşkanımızın görüşmeler biliyorsunuz şimdi durdu. Fakat bizim seçimlerimizden sonra 2018 seçimleri olacak Rum tarafında. O seçimlerden sonra da onların liderleri belli olduktan sonra seçimlerin tüm hızıyla devam etmesini öngören bir partiyiz biz. Bu konuda da gerekli duruşu sergilediğimize inanıyorum. Evet, yani bizim başka bir planımız yok. Bizim tek planımız çözüm ve çözüm için çabalayacağız diyorsunuz. Kesinlikle tabii evet. Ki. Peki biraz manifestodan gidelim. Ekonomi var, eğitim evet. Var, sağlık var filan. Sizin anladığınız yani daha çok anladığınız değil elbette birçoğundan anlıyorsunuz ama uzmanlık alanlarınız olan. Donanımın en üst düzeyi. En üst düzeyde olan eğitimden başlayalım. Evet. Nasıl bir eğitim sistemi? Şimdi başkanınız eğitimci, genel sekreteriniz eğitimci, adaylarınız arasında eğitimci ve akademisyen. Evet, siz de onlardan bir tanesisiniz. Başkanı dinliyoruz işte tam gün eğitim şu filan bu. Bunu nasıl gerçekleştireceksiniz? Nasıl bir eğitim sistemi hayal ediyorsunuz? Biz de eğitim sistemini hayal etmiyoruz. Ütopik değil yazdığımız şeyler. Bakın Kıbrıs sorununu sonlara aldık ve bu kitapçığımızda en önlerdedir eğitim. Çünkü biliyorsunuz toplumların bir yere gelmesi için eğitiminin mükemmel olması gerekiyor. Mutlu bireyler yetiştirmek için, çözümü öğretebilecek bireyleri yetiştirebilmek için eğitim şarttır. Eğitim bir ülkenin temel yapı taşıdır. Dolayısıyla da bizim manifestomuzda bayağı yer bulmuştur, bayağı üstünde çalışılmış bir vizyondur eğitim. Nasıl, benim hayal etmiyorum olmasını kesinlikle, yani TDP hükümette yer alacaktır ve aldığı takdirde de mutlaka bunları eğitimdeki bu kitapçıkta yazan bütün vizyonları yerine getirecektir. Eğitimdeki en büyük sorunumuz laik sistemden uzaklaşılan bir eğitimdir. Bugün bizim toplumumuzu bugün hali hazırda yeni gelişen 2-3 yıldır gelişen bir durum bu ve hızlanarak artıyor. Bizi Güney tehdit etmiyor. Bizi laik sistemin yıkımı tehdit ediyor. Ve başka sorunlar ortaya çıkararak bu konunun biraz böyle yani hasır altına inilmesine biz asla izin vermeyeceğiz yani. Başka gündemler yaratarak, elektriği ucuzlatarak, bilmem ne uzaya çıkarak, Mars'a giderek falan böyle gündemler oy toplamak için yaratılan gündemleri bunu unutturamaz hiç kimse. Halihazırda şu anda ikinci ilahiyat Girne'ye açılmak üzeredir. Evet, İmam Hatip buna karşı çıktı partiniz. Buna kesinlikle karşı çıkıyoruz. Bunun bedeli neyse de ödenecektir. Yani bırakın açılmayı, engellenmeyi, var olanı kapatacağız diyor. Var olanı kapatmak şöyle. Ben Orta Eğitim Sendikası'nda yönetim kurulunda da olduğum için Hala Sultan Koleji ile ilgili pek çok temaslar yaptık, davalar açtık. Davamız bile reddedildi. Davamız bile görüşülmedi. Evet. Kıbrıs Türk toplumu için ciddi tehdit budur. Artık böyle topla tüfekle silahlı savaş yoktur. Savaş medeniyetlerdedir. Ümmete bağlı bir medeniyet yaratılmaya çalışılıyor burada. Bu toplumun en büyük sorunudur. TDP bunu görmüştür. TDP bunun önlemini kesinlikle alacaktır. Kapatılacak derken güzelim bina, ben gidiyorum, temaslarım oluyor orada öğretmen
bize bina öğretmenlerle. Bina çok güzel. Benim çocuklarım kırık terminatöre benzeyen bir klimayla ısınmaya, serinlemeye çalışırken orada inanılmaz güzel tesisler, öğrenciler için yapılmış yapılar var. Kapatılacaktır dediğimizde içeriği kapatılacaktır. İçeriği değiştirilecek, Atatürk ilkeleriyle doğrultusunda laik sistemde eğitim verilecektir. Vakıflar açıyormuş Girne'dekini. Kimi kandırıyorsunuz? Vakıflar bize yardım etmek istiyorsa, bizim eğitimimize katkı koymak istiyorsa gelsin, benim okulumda aç karnına okula gelen çocuklarım var. Ben göstereyim, onlara yardım etsinler. Veya benim binalarımı, benim çocuklarımın binalarını imar etsinler, tekrar yaratsınlar, spor salonları açsınlar, yeşil alanlar yapsınlar, aktiviteler düzenleyecek katkıyı koysunlar bize. Din eğitimi zaten mecburi bir eğitim olmamalıdır. 18 yaşından önce oy kullanabiliyor muyuz biz? Kullanabiliyor muyuz? Böyle bir şey yok. Neden? Senin tam oturmuş bir birey olduğunu 18 yaşına kabul ediyor yasalar. Bu psikologlar, sosyologlar, herkes tarafından düzenlenmiş yaştır. Bu demektir ki 18'in yaşın altında tam bir bilinç oturtamıyoruz. Aynen. Sen 18 yaşın altındaki çocuğa zorunlu bir ders veremezsin dini. O vicdani bir durumdur. Kıbrıslı Türk dinsiz mi? Ben kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Ben vicdanımla dilimi birleştirmişim ve çok doğru bir insanım. O mezuniyet töreninde söylenildiğine göre burada pek ahlaklı bir nesil şey yapmıyor. İşte bu onların yetişmiyor. Ahlaksız olarak gördüğü, hoşgörüsüzdür çünkü. Hoşgörü taşımayan bir ümmetçilik, cihat peşinde bir nesil yetişiyor o okulda. Ve bizim bu taraftan hoşgörüyle, sevgiyle yetiştirdiğimiz laik çocuklarımız 10 yıl sonra meslek kuruluşlarında, kurumlarda, toplumda, çarşıda birlikte olmak zorunda kalacaklar ve bunlar çatışacak. Bizim savaşımız budur. Bunu kapatıyorlar. Biz bunun kapatılmasına izin vermeyiz. Bu konunun asır altına alınmasına, Kıbrıs Türk'ünün binlerce mücadeleyle, özveriyle kişiliğini korumaya çalışıp bugünlere geldiğini böyle bir çırpıda harcatmayız. Bunun bedelini biz ödeyeceksek biz öderiz. Sıkıntı değil. Evet, yani layık bir sistem için mücadelemizi vereceğiz diyorsunuz. Esas kenetlendiğimiz konu budur. Ve çok açığız. Parmağımızın arkasına saklanmıyoruz. Evet, biliyoruz bedelleri ödeyeceğini. Ödeyeceğimizi. Bedeller ödenecek derken hangi açıdan bedeller ödenecek? Yani sadece orta eğitim sendikasında bile tehdit aldığımız yani olmuştur. Yani derken, bu konuya karşı çıktığımız için. Yani Ankara'dan taraf mı bedel ödedilecek size? Yani ben tam anlamadım bunu. Yoksa burada yargı mı bedel ödeyecek? Çünkü yargı ödetmez. Toplum içerisinde yani ben hiç deniz ötesine buradan hani çok büyük sözler söylemeye yönelen bir sohbet içerisine girmek istemiyorum. Kendi içimizde de bunu yaşayacağız. Dinsizlikle suçlanacağız, ahlaksızlıkla suçlanacağız. Zaten bizim çocuklarımız ahlaksızlıkla suçlanıyor. Bu bir bedel değil mi? Ben hiç öyle deniz öteleriyle, işte sınır öteleriyle uğraşmıyorum. Bizim kendi içimizde zaten ciddi sorunlarımız var. Ve çözüme varılana kadar kendi içimizde, kendi ülkemizde, toprağımızda, kendi sınırlarımız içerisinde yapmamız gereken çok şey var. Gözden kaçırdığımız, bugüne kadar hükümetlerin yapamadıkları geriye doğru gidişatlar var. Eğitim sadece bunlardan biri. Sağlık sorunları var, hastane sorunları var, alınamayan hizmetler var. Bunu canlı yayında mutlaka söyleyeceğim diye lavabolarınıza girdiğimde tespit etmiştim. Gülecektir seyircilerimiz. Söylenemeyecek bir şey söylemeyin. Hayır. Ceza yemeyelim. Ben Genç TV'nin lavabolarına aciliyetle girip buraya yerleşene kadar içeriye girdiğimde gördüm ki özel gereksinimli bireyler için bir yeriniz var. Genç TV'yi bu konuda çok tebrik ediyorum. Geçenlerde çok 15 yıl önce mezun ettiğim bir öğrenci maalesef çok işte bu hiçbir tedbir alınmamış yollarımızda geçirdiği ciddi bir trafik kazasından sonra maalesef özel gereksinimli bir birey olmuştur. Bugün bizim Türk toplumunda 5000'e yakın özel gereksinimli bireyimiz var. O sadece bunlardan biri bana telefon açıp ağlayarak dedi ki hocam ben size
oy veremeyeceğim dedi. Çünkü dedi geçen seçimlerde irademi kullanıp ben de beni yönetici kişileri seçmek istedim. Gittim dedi fakat hiçbir şey bizim düzeneğimize göre yapılmadığından dolayı dedi ben düştüm dedi ve bunun acısını bir daha yaşamaya korkuyorum. Doğru. Eğer dedi sizi çok orada görmek istiyorum, benim oyumun da sizin için olmasını istiyorum. Eğer bu korkuyu yenersem gelip mutlaka sizin bu duruşunuza oyumla katkı koyacağım hocam dedi ve beni çok üzdü. Serdar Bey söyledi dün ki programda bundan sonra yapılacak olan yapılar hep bu şekilde olacak. Yani engelliye yönelik olacak. Yani bu arkadaşımız bir 20 sene beklerse oyu kullanabilecek. Ama yani biraz zaman istiyor. Serdar Bey öyle yani tabii. Zamana ihtiyaç var dedi bunun için dedi. 40 senedir düşünülmemiş. Yani bu konular aslında sürekli ülkemizin olmuşlar yani. Evet, ülkemizin ne kadar geri kalmışlığını gösteriyor. Yani bu anlamda işinizin zor olduğunu biliyorsunuz. Yani benim canım acıdı ben bu çocuğu. 5000 kişiden biri bu. 5000 kişiden biri. Benim canım acıdı. 40 senedir hükümet edenlerin canı niye acımıyor anlamadım ben. Sadece kendi çocukları rahatta oldukları için mi? Onların çocukları rahatta diye mi? Bunlar bizim çocuklarımız. Bunlar bizim bu adayı devredeceğimiz, teslim edeceğimiz, mirasımızı bırakacağımız çocuklar. Evet. Peki, tabii başka konular da var. Sağlık var, ekonomi var. Tabii süremizde yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz ama genel anlamda Toplumcu Demokrasi Partisi'nin tam anlamıyla iradeyi eline alabileceğine inanıyor musunuz? Yani kendimizi yönetebileceğimize inanıyor musunuz? İnanıyoruz. Evet. Bu tek başınıza gelmeniz takdirinde tabii değil mi? Tek başımıza gelmeniz mümkün takdirde. Mümkün mü sizce? Evet. Yani o oy potansiyeline çıkmanız, yani gerçekçi olursanız. Evet. Nasıl mümkün olabilir? Onu konuşalım. Biz çünkü bu mümkünü kılmak için yani bu yola çıktık. Oyunu kullanacak herkese buradan sesleniyorum. Ve oy kullanma hakkı olan herkesin o sandığa gelmesini istiyorum. Sandığı protesto etmek hali hazırda memnun olmadıkları sisteme onay vermek demektir. Herkesin bu kitapçığı incelemesini istiyorum. Bu sadece bir kitapçık halinde değil, internette de e-posta yoluyla bulunabilecek bir vizyondur bu. Bunu inceledikten sonra sandığa gitmelerini istiyorum. Bunu inceledik de burada ütopya üretmedik. Elektriği 3 kat aşağıya çekeceğimizi de söylemedik seçim zamanı. Serdar Bey gibi de konuşmadık. Burada akıllı mantıklı çerçeveler içerisinde yapılması mümkün olan her şeyi kendi alanında donanımlı kişiler. 3 gün bu donanımlı kişiler 3 gün sürdü çalışmaları bu manifestoyu hazırlayabilmek için ve biz bundan hiç üşenmedik. Hep beraber oturduk, birlikte hazırladık. Bunu incelemelerini istiyorum. Herkesin her gittiğim yerde değişim istiyorum. Artık değişsin istiyorum. Artık usandık, artık bıktık diyorlar. Yani duyuyorsunuz bunu. Gittiğimiz her kapıda bu söyleniyor. Yani o zaman anketler pek geçici gelmiyor size. Geçici derken? Gerçekçi. Ha, gerçekçi. Belki gerçekçi olmayan anketler değildir de sürekli değişim istiyorum deyip son gün iradesini değiştirip sandığa gidip de eski sisteme şikayet ettiği sisteme oy verilmemesini talep ediyorum. O zaman ne gezici kalır ne sürücü. Evet. O zaman inceleyerek akıl yoluyla, ortak akıl yoluyla sandığa gidilirse bu manifesto okunduktan sonra sandığa gidilirse evet bizim tek başımıza iktidar olmamız gerekiyor. Peki neden Toplumcu Demokrasi Partisi'ne toplumumuz oy versin? Neden size oy versin? 29. sıradaysınız. Bunu kameranız karşınızda. Söz sizin. Son sözlerinizi bu şekilde tamamlayalım. Bizler Toplumcu Demokrasi Partisi olarak bugüne kadar vizyonumuz ortada. Cumhurbaşkanımız, belediye başkanımız o vizyondan, bizim vizyonumuzdan beslenip belli bir yere gelmiş ve çok doğru işler başarmış. İki tane çok güzel örneği olan bir partiyiz. Yüreğimizle bu işin içerisindeyiz ve
sen de katıl diyorum. Bu manifestoyu inceledikten sonra burada hiç ütopya üretmedik. Sizlere hayal de sunmuyoruz, hayal satmıyoruz, hayal kurdurmuyoruz. Her şeyin yapılabilirliğini buraya yansıttık. Bunu iyice inceledikten sonra gelip burasında kalp solda atar, burasında vicdan taşıyan, vicdanıyla hareket eden donanımlı bu insanlara onay vermenizi istiyoruz. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sağlıcakla. Başarılar diliyoruz size ve çok partinize. Çok teşekkür ederim. Evet, Kıbrıs dosyasının gün adına sonuna geldik. Yarın haftanın son iş gününde yine sizle birlikte olacağız. Daha sonra 3 gün yokuz. Yani cumartesi, pazar zaten hafta sonu. Ayın 1'inde de program yapmayacağız. Daha sonra 2'sinden 5'ine kadar programlarımız devam edecek. 4 gün boyunca yine tüm partilerden çalışıyoruz ama muhakkak ki yetiştiremeyeceğiz tüm parti olmasını. Bu hafta içi yine konuklarımız olacak, farklı partilerden adaylarımız olacak ve yavaş yavaş 7 Ocak'a doğru ilerleyeceğiz. 7 Ocak'ta bir an önce gelsin diye tabii iple çekenler var. Bunlardan bir tanesi de inanınız ki basındır. Siz zannetmeyiniz ki biz de çok seviyoruz yani seçim süreçlerini ama çünkü bu bitecek. Biraz nefes alalım. Arkasından biliyorsunuz müzakere süreci başlayacak. Onun arkasından Haziran'da yerel seçimler var. Bunlar bitti derken biraz nefes alalım. Cumhurbaşkanlığı seçimi gelecek. Bizler de yoruluyoruz. O nedenle bu son viraja hep birlikte giriyoruz. Güzel bir süreç, seviyeli gidiyor. Böyle de gitsin, bitsin diyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.